Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok güzel böyle çikolatalı bir kurabiye yapacağız. Aslında bunun adı biskrem de diyebiliriz. İçinde böyle çikolata dolgulu bir kurabiye olacak. Özellikle çocuklar çok severek yiyor. Hamuru yoğurarak başlıyorum. 100 gram oda ısısında beklettiğim tereyağı. Arzu ederseniz aynı miktarda margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta. 1 çay bardağı yoğurt. Orta boy çay bardağı diyebilirim. 1 çay bardağı sıvı yağ. Benim pudra şekerim biraz az kaldığı için yarısına kadar pudra şekeri, yarısına kadar da toz şeker kullandım. Benim pudra şekerim yok derseniz 1 su bardağı normal toz şeker de kullanabilirsiniz ama pudra şekeri çok daha güzel oluyor. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Ben burada 4 su bardağı unu hazırladım. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi de söyleyeceğim. Şöyle yarısını ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Bunu birden sakın ilave etmeyin. Yoksa dönüşü olmayabilir. Böyle yavaş yavaş ilave edin. Unun hepsini boşalttım. Şöyle yarım su bardağı un daha ilave edeceğim ama yavaş yavaş. Bu un artık yeterli gelecek. Bir yemek kaşığı kadarını artık katmayacağım. Onu kenara alıyorum. Hamuru iyice yoğurup toparlıyorum. Hamuru yeterince yoğurdum. Kıvamını hemen şöyle göstereyim. Böyle hafif elleriniz yağlı olsun. Kıvam bu. Çok fazlasıyla da un katmayın. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparacağım. Tane kurabiye çıkacak. Tam 24 parçaya böldüm. Tepsiyi yanıma aldım. Hiçbir şekilde yağ falan sürmeyeceğim. Çünkü hamur yeterince yağlı. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar, yani yeterince kahvaltılık çikolata. Ben kahvaltılık çikolatayı biraz buzluğa koydum bu şekilde. Yoksa erimiş olursa kapatmakta zorluk çekersiniz. Bir tanesini alıyorum. Şöyle elimle hafiften inceltiyorum. Böyle çok fazla değil. Avucunuzun içi kadar açmanız yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar alıp tam ortaya bırakıyorum. Şöyle sarıyorum. Çikolatanız erimiş olursa bunu yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Bu kadar kolay. Tepsiye diziyorum. Çikolata erirse ara ara buzluğa atabilirsiniz. Şu tahtanın üzerinde yapsam daha rahat olacak. İçerisi oldukça sıcak olduğu için hemen kahvaltılık çikolata erimeye başladı. Çok bastırmadan şöyle kapatıyorum. Hangi kahvaltı çikolatayı kullanıyorsunuz onu yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İlla Nutella falan olacak diye bir şey yok. Yandan kapatarak başlıyorum. Çok rahatlıkla kapanıyor.
Gördüğünüz gibi hemen ters çevirip yuvarlıyorum. Çok yırtılma falan olmasın, yoksa akar. Hepsini tamamladım. Normalde bir tepsi olacak ama benim mini fırın olduğu için böyle iki tepsi çıktı. Hatta ben böyle biskrem şeklini vermeye başladım. Sizlere de göstereyim hemen elimde. Bıçağın ters tarafıyla, yalnız düz tarafıyla kesip çikolatayı dışarıya çıkartırsınız. Şöyle 5-6 tane çizikler yapıyorum ve tersine. Bu şekilde. Çok bastırmayın, çikolatalarınız taşmasın. Şekil çıktı mı yeterli. Şöyle aralıklarla bastırıyorum. Derecelik fırında hafif böyle beyaz kalacak şekilde bir 20-25 dakika pişireceğim. Kurabiyeyi fırında çıkardım. Tadı çok güzel olmuş. Diğer tepsi pişti. Ben ondan tadına baktım. Hemen sizlere de şöyle gevrekliğini falan içinde göstereceğim. Şöyle hemen ortadan ikiye keseyim. Gördüğünüz gibi. Fırından çıkartalı bayağı oldu. İyice böyle soğuttum. Üzerine bir şey falan da örtmenize gerek yok. Gayet güzel ve hafif böyle bir yumuşak. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.